bir tura gidecek. Burası değil mi? Para diyor daha çok diyor. Allah muhafaza olsun. Ben bu kapı kapanla bir daha gidemem. Her yarım saat bu kapı kapanıyor. Gazeteler de köşe yazan birisi ama köşe yazısı yazan birisi. Bazı gazeteciler daha önce tanıdığı için ona köşesi verirlermiş. O tanıdığım gazeteciler hep öldüler birçoğu diyor. Şimdi köşesi ve bazı da korkuyor diyor. Yoksa sizi yazıyor diyorum diyor. Geçen şöyle bir yazıyor. Bu
bölüm yapacağız. Bir gün bütün bölümlerde anlatım yapacağım ve kafalar var. İçeride ise maskeleri takalım, çıkarmıyoruz. Buyurun ilk bölümümüz var. Fotoğraf çekiyorum.
Meryem Ana Kilisesi. Burası 5. yüzyılda inşa edildi. Burada sadece sarılı bir ayrıldı. Ayet 15 Ağustos günü Meryem Ana'nın intikali anısına yapıyor ve kapıların arkasındaki ayin bölümünde, ana hapsis bölümünde gerçekleştiriyor. 3 tane ahşap kapı görüyoruz. Bunlar tamamen ceviz ağacından yapılmalıdırlar ve 1699 yılında yapıldılar. Üzerlerindeki bütün işlemeler yapıştırıcı madde kullanılmalıdır. Kündekâri ürünüyle kapılara sıkıştırılarak işlendir. Burada bir tahtırmak görüyoruz. Kelime anlamıyla gülüyen tahtırmakla geliyor. Batur'un taşları Roma'da dönemlerde Atik'e de Metropolitik'iz. Bir yerde bir ziyareti bitirdi. Bu tahtırmakla taşınırdı. Önde bir at, arkada bir at olmak üzere toplam iki atla taşınırdı. 300 yıllık tarihe sahip. Burası ayrıca bahçesinde yorumlu olarak da kullanılmaktadır. Burada eski bahçesi burasını görüyoruz. 1500 yıllık tarih sahibi bahçesi burası. Hemen arkasında da bir bahçesi burası oluyor ve günümüzde aktif olarak kullanılan bahçesi burası. Vaftiz Hristiyan ailelerinin yeni doğmuş kuvvetleri, yeni göbek bağları, yeni doğmuş ya da ilişki biri. Sonra Hristiyanlığa geçmek istediği zaman su ve patriklik merkezinden geçmiş bilgisayar yağında yıkanmasıdır. Vaftiz edilmesi, Muhammed Hristiyanlığı'nın ilk adımdır. Hem din örtümüze göre atalarımız olan Adem ve Havva'da gelen günahtan arınmadır. Burada bir makine görüyoruz. Bu makine bölgeye geçirilmiş. Latinabi ilk barbağı Patrikus Örtülü Petrus 1876 yılında İngiltere'den getirdi. O dönemlerde bölgedeki bütün kitaplar ve bütün İnciller Süryanice, Türkçe, Arapça ve Osmanlıca olmak üzere 4 farklı dilde basın yapılıyordu. Ayrıca Türkiye'de Latin harfleri basılmış ilk gazete Mardin gazetesi 1928 yılında bu matbaaya basıldı. Gölgedeki 19 parça matbaanın sadece ana basın parçası, matbaanın geri kalan parçalarda başka bir bölümde muhafaza ediliyor. Buyurun fotoğraf çekmeye koyabilirsiniz. Daha sonra çıkarken de sol taraftan diğer bölümüne geçeceğiz. Burası Azizler Evi, bir diğer adıyla mezarlık odası. Burası 5. yüzyılda inşa edildi. Burada toplamda 7 tane mezar müslüm oluyor. Bunlardan 3 tanesi, yani şöyle gördüğümüz 3 tanesi Hatiklere ait. Hatik Süryaniler Ortodokslar'da dini liderdi, tek kişidir. Kapıya yakın 4 tane daha mezar müslüm oluyor. Bunlar da Metropolitlere ait. Metropolit bölge sorumlusu ve Türkiye'de toplamda 4 tane Metropolitik Merkezi günü İstanbul, Adıyaman, burası ve son olarak da Midyat'taki Mongol Üniversitesi. Hatice'de Metropolit vefat ettikten sonra üzerine ayin elbiseleri giydirerek yüzüp doğuya doğru bakacak şekilde taşlar yapılmış bir kürsün üstüne oturdu. Daha sonra başka bir Patrikya'da Metropolit vefat ederse Enes'in mezarı açılır, kürsünün üstündeki miktar kürsünün yanına bırakır ve aynı şekilde vefat eden Patrikya'da Metropolit'in üzerine ayin elbiseleri giydirir ve yüzüp doğuya doğru bakacak şekilde kürsünün üstüne oturtulur. İnancımıza göre, yani Hristiyanların inancına göre İsa Mesih'in kıyamet öncesinde doğudan gelecek, o geldiğinde bütün ürünler dirilecek. Patrik ve Metropolitlerimizde Süryani Ortodoksları temsil ettikleri için İsa Mesih'i hazır bir vaziyette karşılayacaklar. Son Patrik 1894 yılında defnedildi. Sonrasında Patriklik Merkezi 1932 yılında bundan taşındı. Son Metropolit 1969 yılında defnedildi. 1969 yılından 2003 yılına kadar burada Metropolit bulunmuyordu. Şu anki Metropolitimiz 2003 yılında Patrik tarafından buraya atanan Metropolit.
Patrik mezarları, nerede gördüğümüz 3 mezarda toplamda 35 tane Patrik mezarı bulunuyor. Diğer 4 metropolit mezarlarında da 57 metropolit mezarı bulunuyor. Girişte kapılar tamamen ceviz ağacından yapılmalıdırlar ve 500 yıllık tarihe sahipler. Üzerlerindeki bütün işlemeler, yapıştırıcı madde kullanılmalı, külle ikrar yok tabiyle kapılara sıkıştırılarak işlerdir. Buyurun fotoğraf çekim yapabilirsiniz. Şimdi sağdan sola doğru yazılıyor. Burası manastırın en eski bölümü, Güneş Tapınağı. Taşlardan alınan örneklere göre burası M.Ö. 2000'li yıllarda inşa edildi. M.Ö. önceki Süryaniler, yani o dönemdeki isimleri Arami ve Asurlar burada güneşe, aya ve yıldızlara tapıyorlardı. Sabah pencereden içeriye vuran güneş ışınlarıyla ilk ışıklarla burada güneşe tapmaya başlıyorlardı. Şu kısımda güneş için kurban kesiyorlardı, adaka diyorlardı. Buranın çok önemli bir mimarisi bulunuyor. Tabandaki taşların arasında yapıştırıcı bir madde kullanılmadı. Sağdaki taşlar sağa doğru paralel yatık bir şekilde, soldaki taşlar sola doğru paralel yatık bir şekilde, ortadaki taşlar V şeklinde her iki tarafı birbirine kilitleyecek şekilde tasarlandı. İlk olarak etraftaki duvarlar böyle, daha sonra içerisi toprak dolduruyor. Toprak iyice sıkıştırıldıktan sonra tabandaki taşlar diziliyor ve en sonunda da içerideki toprak tamamen dışarıya çıkarılıyor. Yaklaşık 4000 yıl boyunca bu yapı bugüne kadar hiçbir şekilde tahribata uğramadan günümüze kadar geliyor. Manastır 491 yılı itibariyle bu yapının üzerine inşa ediliyor. Her bir taşın yukarıya doğru uzunluğu 1,5 metre, her birinin ağırlığı boyutuna göre 1 ila 2 ton arasında değişiyor. Üzerinde bulunduğumuz zemin, o dönemin orijinal zemini değil, sadece bir dolgu. Kazıldığında yaklaşık 2 metre daha demleniyor burası. Yani tabanla orijinal yer arası yükseklik yaklaşık 4 metre. Manastırın tarih açıdan önemli olan 4 bölümde gezdik. Gerek olan kısımlar aktif olarak kullanılan yaşam alanları. Bunun için geziye kapalı bölümler. Burası son bölümümüzdü. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi gezmeler. Biz teşekkür ederiz. Thank you.
Bekliyoruz. Bas toplamış şekilde gösteriyor.
Yani kimseye kalpte eğitim. Bizi de uzatın.